Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTT Geometri Soru Bankası kitabında paraya kenar konusundaki köşelerin doğruya uzaklığı testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de paraya kenar verilmiş ve burada bir 30-60-90 üçgeni verilmiş. Hemen şu 30 ve 60'ı yerleştirelim 90'ı da yerleştirelim. E, şuradaki dik ve buradaki dik verilmiş. Özellikle gidecek olursak hocam bu karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşit diyebilirsin. Köşe çizilen yüksekler eşit diyebilirsin ya da unuttun ne yapacaksın? Dal alfa beta ya. Alfa beta. Başka geçiş yapamıyorsun ama şunlar paralel ya. Şöyle bir z kuralı var. Burası da beta. Beta 90'sı alfa. Bak dikkat et. Şunlar birbirine eşitse. Hocam şu üçgenle şu üçgen birbirinin benzeri. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için bunlar eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4 oldu. O yüzden paraya kenarda bir köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler yani yükseklikler birbirine eşit oluyor arkadaşlar. E, 30'u karşı 4 ise 90'ın da kaç yapar böylelikle? 8 yapar. Örnek 1'i 8 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Aynı ispat yöntemiyle şu dikme ile şu dikmenin aynı olduğunu söyleyebiliriz. E hocam burada 45, 45, 90 üçgeni geldi. 4 kök 2 bunlar 4, 4 yapar. E buradaki ve buradaki birbirine eşittir. X direkt 4 çıkar. Geldik örnek 3'e. Bak şimdi bizden şu uzunluk isteniyor. DE uzunluğu isteniyor. Şuradaki DE uzunluğu isteniyor. Özür. EC'yi de vermiş. 13 olarak vermiş ve buradaki 90'ı da vermiş bana ben buradaki dik üçgeni kullanacağım. Bu kenar yok bu kenar yok. Bir şey yapamıyorum. E burada dik çizilmiş ya. Karşı kenardan ben de şuradan bir dik çizeyim. Burada karşılık köşelerden çizilen dikmeler eşit. Tamam eyvallah. Ama sadece x yazabiliyorsun buraya. Gerisi gelmiyor değil mi? İspat yöntemini bilmenin işte burada faydası olabiliyor. Yapalım alfa beta diyelim. Z'den dolayı beta yaptı. Beta alfa. Hocam şu kenarla şu kenar eşit olduğu için bu üçgen ile bu üçgen benzer hatta 90'ın karşısındakiler eş oldu eşit olduğu için bunlar eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı 4. Aa, bir şey daha bulduk burada. Köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler eşit. Aynı zamanda dikmelerin ayırdıkları köşelere kadar olan uzaklıklar da birbirine eşit oldu. Evet 4 4'ü yazdık. E o zaman buraya ne kaldı kardeşim? 9 mu kaldı? Tamam 13'tü. Bak dikten dik çizilmiş oldu. Öklit. X'in karesi eşittir. 4 çarpı 9 değil midir? Evet. 4 kere 9 36. X de böylelikle kaç gelir? 6 gelir. Örnek 3'ü 6 bulduk. Geldik örnek 4'e. Şimdi burada paralel kenarda şu özellik var. Karşıtlı köşelerden çizilen dışarıda bir doğru varsa karşılıklı köşelerden çizilen paraleller toplamları birbirine eşittir. Yani 4 artı 8 neye eşittir? Şu köşeden ve bu köşeden çizilen. Yani 3x artı x'e eşittir. Buradan 12 eşittir 4x'e x'i böylelikle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Bu özelliği bilin arkadaşlar. Çünkü ÖSYM son 10 yıl içerisinde 2 defa sordu. Özellikle de ilgili soru soracağı zaman da bunu tercih ediyor haberimiz olsun. Evet cevap 3 oldu. Geldik örnek 5'e. Aa hocam bu sefer içeride böyle kesmiş bu. Bu sefer de acaba farkları diye bir formül mü var? Ya da toplamları mı yine? Bunda kafanız karışabilir. Ne yapın biliyor musunuz? Biz dışarıda biliyoruz ya. O doğruyu dışarıda bu doğruya paralel bir doğru çizin. E kuralımız ne diyordu? Hocam karşı, karşılıklı köşelerden çizilen buradaki uzunlukların toplamları birbirine eşitti. Yani şurada bu paralel doğru arasındaki şu uzaklıklar şöyle 90 derece uzaklıklar. E ben buraya bir a dersem a artı x oldu burası. A artı x burası. Burası da a artı x. Burası da a artı x. Şimdi ben genel formülümü uygulayabilirim. Karşılıklı küçük köşelerden çizilen uzunluklar toplamları. Yani burası 3 artı a artı x. 3 artı a artı x artı. Buradan çizilen 5 artı a artı x eşittir. Şu köşeden çizilen 9 artı a artı x. 9 artı a artı x artı. Bu köşeden çizilen bak x artı a değil. Dikkat et bu köşeden çizilen de a. Hocam 2 a'lar gitti. Ondan sonra x'lerden birer tanesi gitti. 5 3 daha 8. 8 attık öbür tarafa. 9 eksi 8'den cevap kaç çıktı o zaman? 1 çıktı. İşte böyle şurada toplamları farkları şeklinde söyleyebiliyor. Ama bazen buradaki değerler böyle çok karışık oluyor. Farklarında böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden sen şuradaki özelliği bil. Yani şurada göstereyim istersen. Şu özelliği bil. Diğer soru tiplemelerinde bunu da bu özelliğe çevirebilirsin. Yani içeride verilmişse dışarıda paralel doğru çizip Oradaki uzaklardan gidebilirsin. Yine karşılıklı uzunluklar toplamları birbirine eşitten gidebilirsin. Tamam dostum? Geldik örnek 6'ya. Örnek 6'da da ne demiş arkadaşlar? Şöyle bir şey verilmiş dışarıda. Hocam buradan çizilen, buradan çizilen, buradan çizilen ve C köşesinde D doğrusu olan uzaklığı isteniyor. Yani bizden işte tam şu isteniyor. Uzaklık dediğimiz dik uzaklıktır. Hocam dikken de o özellik geçerli mi? Evet. Çünkü bunların hepsi birbirine paralel olmuyor mu otomatikman? E, aynen öyle. E o zaman karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar toplamları 6 artı 4 neye eşittir? Buradan ve buradan çizilen 1 artı X'e eşittir. E o zaman x kaç buluruz arkadaşlar? 9 olarak buluruz. Örnek 6'yı 9 bulduk. Ve böylelikle bu testte bitirdik. Evet sıraları var. Sırada alan hesaplama. Bir sonraki videoda alan hesaplama testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.